Herkese merhabalar efendim. Şu anda Arjantin Buenos Aires'ten sesleniyoruz. Sizlere ilk defa izleyenler için yine her zamanki yaptığım açıklamamı yapayım. Ali ve ben 1,5 yıldır Güney Amerika'yı geziyoruz ve başladığımız nokta olan Buenos Aires'e geri döndük. Şimdi de bugün bir röportaj bölümümüz var. Arada böyle bölümler koyuyoruz. Şu anda da Puerto Madero'dayız. Biraz orayı gösterelim. Biraz röportaj, biraz gezinti yok değil mi bu bölümde? Yok, gezinti. Bakın burası Buenos Aires çok eski bir şehir ama burası yeni yapılanma olan bir bölgesi. Bakın şöyle plazaların falan olduğu yerler. Çok güzel böyle bir. Şurası, şu köprünün adı Kadın Köprüsü. Şimdi bir parka gidiyoruz. O parkın adı da Kadın Parkı. Neden diye merak eden varsa şimdi Cansu size birazdan açıklayacak. Yok yok, vallahi biz de bilmiyoruz neden ya. Şimdi gidiyoruz. Hava buz gibi bu arada. Ya buz gibi değil, 10 derece. Emin adımlarla röportajımıza doğru. Röportaja doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz. Kahve alalım. Kahve. Hoş geldiniz. Hoş evet, geldiniz. Sizin zaten videolarınızı izliyorum. Orada girişleriniz meşhursunuz. Gerçekten bu yeni şarkı. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Buyurun kahve. Kahve servisimiz de var. Teşekkür evet. ederim. Bugün ama biraz soğuk. Normalde dün ve bir önceki gün çok güzeldi ama senin şansına bugün biraz soğuk. Olsun, sizin sıcaklığınız ısıtıyor burayı. Geliyor, tamam, güzel. Geldik bir sene. Yo, ben oturmayacağım. Ben kamera arkasında olacağım. Kamera arkası? Şey mi? Arkası değil mi burası? Ay, önüymüş burası, pardon. Evet, nereden başlasak gerçek? Ben de seninle ilgili çok şeyi merak ediyorum. Zaten hani tam olarak aslında kendi merak ettiklerimi soracağım armağan çalmayan gibi. Benim de alışmam lazım. Öncelikle sen bana sorularını sorduracaksın, ben de alışacağım. Sonra tamam. Konuşmaya başlayacağım. Ama şu önce an, seni anlatalım biraz, dur. Sen hoş tamam, geldin. Sevdin mi Buenos Aires'i? Çok sevdim. Çok sevdim. Burası bence yaşanılacak şehirlerden bir tanesi benim ne için. Ne mesela seni etkiledi? Bir kere ucuz. Benim için ucuz yani. Ama ucuz. Tabii sen Brezilya'da para kazanan biri olarak ucuz. Evet. TL kazanmıyorum. Brezilya parası kazanıyorum. Helal kazanıyorum ama burada bozdurduğumda para 3 katı değerleniyor ve Brezilya'da alabileceğim bir şeyin 3 katını burada almaya başlıyorum. Diyorum, yiyebiliyorum. Ette falan bu daha ucuz ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü çok uzun zamandır açtık. Brezilya'da et yiyemiyorsun yani. Ya yiyorsun ama çok kolay burada yiyemiyorsun. Çok ulaşılabilir. Burada çok kolay yani. Hatta sıkıldık, şu an yemiyoruz. Ot falan bulmaya çalışıyoruz. Değil mi? Sebze. Bugün ıspanaklı börek falan baktım. Sebze daha pahalı bu arada burada. Yani etten evet, daha pahalı. Domates derecede. Falan şu an şey yok, sezon olmadığı için aşırı pahalı. Seni nasıl rahatlatacağımızı düşünüyorum. Alışırız. Onun dışında huzurlu mesela. Ay, sanki adam yıllardır YouTube yapıyor, elinde kamerayla anlatıyor. Ama çok farklı şeyler bunlar. Ben şimdi elimde kamera olduğu zaman, şu tuttuğum zaman kamerayı, şöyle dokunduğum zaman ona... Sen elini öyle uzat abi, o bir düşünüyorsa yani, çok rahatlayacaksan. O zaman kendimi daha güvende hissediyorum, rahat hissediyorum böyle. Ama kamerayı birisi bana tuttuğunda sanki şey, böyle daha farklı bir ortam geliyor. Ama siz daha alışkınsınız mesela. Tamam, orada kanalımın reklamını da hemen yapayım, aşağı koyarsınız. Linki. Tabii, bana tabii. Bir şehir anlat baba, kanalımızın ismi arkadaşlar. Beğenirseniz, abone olursanız. Evet, sevin. Kızıyla birlikte yola çıktı. Aslında yola çıktı demek doğru olur mu? Önce siz nereye gitmiştiniz? Yani bir yolculuk yaptınız değil mi şimdi birlikte? Şimdi ben başından şöyle kısaca hemen özetleyeyim sana. 2017 yılında ben iflas ettim. İflas ettikten sonra eve geldim. Evde yani çok kötü zamanlardı benim için. Evde ağlıyorum falan böyle. Yani intiharı bile düşündüğüm zamanlardı, çok kötü zamanlardı. Alisa geldi daha ufacıkken bana biraz söyledi. Baba farkında mısın dedi. 2 gündür, 3 gündür evdesin. Çünkü daha öncesinde hiç eve girmiyordum ben. Sürekli ya dışarıdaydım, işe gidip geliyordum çocuklara. Ne iş yapıyordun çocuklara. Bu arada? En son organik yumurta işi yapıyordum. 4000 tane tavuğum vardı. Her gün 2500-2800 arası yumurtam vardı. Yumurtalarımı alıyordum ve internet sitesi üzerinden İstanbul'daki tekellere, marketlere satışını çok gerçekleştiriyordum. Iyi. O işi bir kaybettim. Kaybedince işte Alisa bana bunu söyledi. Bunu söyleyince kafamda bir ampul yandı. Ulan dedim, ben hayatı kaçırıyorum galiba. Çünkü çok farklı bir adamdım önceki hayatımda yani. Hiç gezi bilmezdim, kamp bilmezdim. Yok, diğer ülke yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bir tane gezgini unutuyorum şimdi adını. Benim Yolum Yolu Değil diye bir gezgin vardı eski. Servan diye bir çocuk var. Belki tanırsınız. Onun videolarını ilk defa karşıma o çocuk denk geldi. Otostop çekiyorlar falan. Sevgilisi yurt dışına gidiyorlar. Hoşuma gitti, dedim ki ben neden böyle bir şey yapmayayım? Ve büyük kızım Özüm, onu aldım ilk önce. Sırt çantalarımızı aldık. Arabamla, kendi arabamla İstanbul'un dışına kadar çıktım. Arkadaşım arabayı bıraktım ve otostop çekmeye başladık. İlk otostopumuzu bir kızımla beraber. Özüm kaç yaşındaydı o zaman? Özüm de o zamanlar işte 12-11 yaşlarında falan. Ve biz bir başladık Ege, Akdeniz, Karadeniz komple sadece doğu gezmedik. Otostop çekerek 2,5 ay boyunca çadır kurarak ve coast surfing deneyimlerinin ilk defa uzmanı şahit oldum. Türkiye'yi gezdik. Kızımın ayağı şişti burası Karadeniz'de. Çok üstüne yüklenmişiz. Ağırlıktan dolayı falan. Sonra dedi ki doktorumuz dönün ve biz döndük. Ve ben dönünce yerinde duramamaya başladım. Dedim bir sıkıntı var çünkü... Alıştım. Tadını aldım. Farklı bir hayat. Dedim ki Alisa'ya hazırlan, Alisa'yla dedim ki ben Alisa'yı alıp sefer çıkacağım çünkü Özüm'ün okulu başlayacak. Dizi de kötü oldu ve ilk gün... 13 yaşında Özüm, Alisa o sırada kaç yaşında? Alisa da o sırada 6-7 yaşında falan, tabii 6-7 yaşında.
Aliso'da yaşadım. Peki siz Türkiye'de Alisa, sen özün birlikte mi yaşıyordunuz yoksa nasıl tabii, bir tabii, sistem tabii. vardı? Ailem o zamanlar bir ayrılmamıştım Hanife'denle eşimden. Hı-hı. Hepimiz beraber İstanbul'da Ataköy'de yaşıyorduk. Ve sen şey kararı aldın. Alisa'yla birlikte yola çıkma evet, kararı. Evet, Alisa'yla beraber. Ben ilk yurt dışı deneyimimi ikinci olacaktı. Alisa'nın ilk defa olacaktı ama aynı ülke Gürcistan'a. Alisa'yla beraber çıktık, Ankara'ya gittik. İlk Anıtkabir'i ziyaret ettik. Alisa Anıtkabir'e götürdüm. Anıtkabir'den direkt Kars'a ekspres yaptık. Kars'tan sınırdan geçtik. Alisa'yla beraber Gürcistan'ın komple otostopla bitirdik. Sonra Gürcistan'da bizi kesmedi. Döndük, Tayland'da bileklerimizi aldık Alisa'yla beraber. Peki bilekli kişi nereden aklına geldi? Bilekli kişi de işte o zamanlar gezginler gösteriyorlardı. Aha. Nasıl para kazanılır falan. Yani gene yolda olacak bir param vardı o zamanlar benim. İflas ettim ama parayla çıktım yine. Çünkü para kazanmayı bilmiyordum yolda ama ben hayatım boyunca hep para kazanmayı seven bir adamım yani. Dedim ki ben de yaparız, biz de yaparız bunu. Ve zaten Alisa'yı gören bir baktık, bir tane bileklik alıyor, bir tane daha bileklik alıyor. Zaten Alisa öyle derken bileklik satışlarına... Sen daha avantajlı çıktın aslında. Öyle başladık, evet. Ya biz Alisa'dan dolayı otostopta da bileklikte de her zaman avantajlıyız yani. Hem de güvenli görüyorlar küçük bir kız olunca. Tabii ki daha farklı yaklaşıyorlar. Daha bizim için daha güzel oluyordu. Sonra Tayland başladı işte. Orada ne kadar kaldınız? Tayland'da da 9 ay yaşadık. Biz Tayland'a girdik. Girdikten 2 gün sonra korona çıktı. Yani bu olaylar patladı ve sınır kapıları kapatıldı. O zaman siz orada mıydınız? Tabii biz orada mahsur kaldık. Ne dışarı çıkabildik ne başka bir yere gidebildik. Koh Phangan diye bir adada yaşadık 8 ay boyunca. Peki şey, o zaman bileklik de satamadınız? Evet, o zamanlar işte dediğim gibi hep hazırdan girdim yani. Bir iflas etsem de bir hazır param vardı. Ama sonrasında işte dönemiyoruz geri. Kapılar kapalı. Peki nerede kalıyorsunuz? Bir otelde değil herhalde. Vallahi çok güzel bir bungalovda yaşadık 8 ay boyunca. Sen yemek yapmayı falan biliyor muydun tabii, yani? Tabii. Pilav yapmayı falan her şeyi yolda öğrendim ben. Daha öncesinde hiç bilmiyordum ama şu an şahane yemek yapıyorum. Her şey, Alisa mesela bir şey istediği zaman yapabiliyor muydun onu? Ya ilk başta yemekler şeydi böyle işte omlet falandı. Aha. Sonra onlar gelişmeye başladı. Ha, şimdi, sonra öğrendin yolda. Şimdi biber dolmasına kadar her şeyi kadar yapıyorum. Oo. Evet ama keyif alarak yapıyorum. Yolda öğrendim. Aha. Sonra geri döndünüz ki tamam hadi korona bitti. Sen gülme arkadaşlar. Korona bitti artık geri dönelim dediniz. Sonra 8 ay ayrı kalınca eşimde sorunlar başladı. Yani orada biz buradayız falan. Ya biz orada manyak bir hayat yaşıyoruz. Sahildeyiz. Gün batımı izliyoruz her gün. Onlar koronada evden dışarı çıkamıyorlar. Ve herkes bana sövüyordu. Gerçek çocuğu işte götürüyorsun oralara falan diye. 1,5 sene boyunca Türkiye'deki çok özür dilerim. Herkesin çocuğu evde maalesef ki hapis kaldı. Biz Alisa ile beraber doğanın içerisinde ve manyak bir hayat yaşadık yani. Alisa İngilizcesini geliştirdi orada. İngilizceyi öğrendi. Hayır, Alisa İngilizceyi Tayland'da öğrendi evet, o zaman. Evet, Tayland'da sahilde işte insanlarla konuşarak ilk orada başladı. Çalışmaya orada başladık. Sonrasında çok hızlı bir şekilde geliştirdi Tayland'da. Sonra Türkiye'ye döndünüz ama yine eşinle sonra aslında Türkiye'ye dönmedim. Ben eşimle bir şey dedim. Eşime dedim ki ben Türkiye'ye dönmek istemiyorum çünkü kaos var Türkiye'de yine aynı şekilde. Korona zamanı kaosu bu sefer. Sırbistan'a bilet aldım. Ben havalimanına gittik. Dediler ki sizi Sırbistan'a gönderemeyiz beyefendi. Dedik ki niye? İşte çocuğunuzun yanında annesi yok. Ya dedim buraya gelirken aldınız da beni ülkeye. Çıkarken mi izin vermiyorsunuz? İzin vermediler bize. Biz zorunlu olarak Türkiye'ye döndük. 3 gün kaldım Türkiye'de. Bu sefer eşimi de aldım ve Balkanlara çıktık. Aranız düzeldi o sırada. Yok, o zamanlar da ayrı değiliz biz. Ama şey hani aramız bozuldu dedin ya. Hayır canım, o atışmalar işte gelmiyor musunuz? Yani ister istemez insan evet, bozuluyor yani. Evet. Onlar çok kötü durumdalardı gerçekten. Evet. Evden dışarı çıkamıyorlardı. Hepimiz öyleydik. Siz de Türkiye'de miydiniz? Evet. Ben mesela koronayı hiç yaşamadım yani, bilmiyorum. Ben pandemiyi hiç bilmiyorum çünkü hep pandemiden kaçtım. Doğadaydın sen zaten. Bu konuda şanslıydık. Kısa bir tatile gittiniz herhalde hep birlikte, sonra ailecek. Sen de sonra Balkanlar yaptık evet. Aha. Eşimi de aldım ve Balkanlara gittik. Hep beraber yine bileklik satmaya başladık. Kosova'da çok uzun süre kaldık. Hı hı. Peki eşin bir iş yapıyor muydu? Eşim yapmıyor. Eşim şöyle, ben hiçbir zaman işlerim benim zamanımda çok iyiydi. Hı hı. Kendimce okulalık mı yaptım artık, hata mı yaptım, ne yaptım? Kızı hiçbir zaman KPSS sınavına bir gece öncesi hep gittik rakı memur içmeye, bilyon içmeye. Yani işte yaptırmadım. Ha. Dedim ki yine gerek var memur olmaya falan. Biyoloji mezunu ama işte özel dersler falan veriyordu. Hı hı. Öğretmen olmasını ben sağlamadım yani, benim hatalarımdan bir tanesi. Hayatımda da boyunca da kendimi affetmeyeceğim şeylerden bir şimdi tanesi. Şimdi yapmadı mı senden sonra? Yapmadı, hala yapmadı. Şimdi bazen işte özel ders oluyor. Hı-hı. Öğrencileri falan, onları kendince öyle ayarlıyor şu an. Benim hatalarımızdan bir tanesi bu yani. Anladım. Sonra işte Balkanları bitirdik. Balkanları özüm bitirdik. De geldi mi sizinle? Yok, özüm gelmedi oraya. Üçünüz gittiniz. Üçümüz gittik, sonra biz döndük. Döndükten sonra ve ilk kapıyı açan ülkelerden bir tanesi Brezilya'ydı. Hı-hı. Brezilya'ya biletimizi aldık Alisa ile beraber. Peki ailecek mi aldınız? Şurada bir şey var. Yok, önce biz Alisa ile beraber aldık. Çünkü Hanife ile beraber Özüm Türkiye'dilerdi. Özüm'ün okulu var yine. Hı hı. Biz geldik öncelikle. Biz geldikten sonra işte Brezilya serüveni başladı. 2,5 senedir de Brezilya'dayız. Peki toplamda sen, Hanife ve Alisa ne kadar bir arada Brezilya'da kaldınız? Brezilya'da toplam belki bir 4 ay 5 ay beraber kalmıştık. Geri kalan sürede ben hep Alisa'yla beraber. Bu sıralar işte biz Tayland sonrasında... Biz o zaman hemen lafınızı biliyorum. Evet. Biz o zaman evden şey ben yani sizi takip eden bir izleyiciydim sadece. Biliyorum yani Hanife'nin ne zaman geldiğini, Alisa'yla neler yaşadığınızı falan. O zaman takipteydik. İşte bu
Şeyden bahsedeceğim. Gezmeye başlamanın böyle çok güzel avantajları da var mesela. Oğuzhan'ı takip ediyordum çok severek. Hı. Onunla bir gün denk geldik. Seni evet. takip ediyordum. Şimdi seninle denk geldik. Arkadaş evet. olduk, sohbet ediyorum. Böyle güzel şeyleri de var evet, yani. Evet, evet. Deneyimleri biz Brezilya'da ilk zaten şeyle Oğuzhan'la denk geldik. Yani Oğuzhan sayesinde aslında insanlar bizi ilk başta tanıdı. Biz de YouTube'a öyle girdik. Oğuzhan'a da buradan sevgiler. Sevgiler. Seviyoruz kendisini. Bunu çok merak ediyorlar mesela, soruyorlar. Bu okulsuzluk kararı nasıl başladı bizde falan. Ha, sen yola çıkmadan önce karar vermiş miydin? Ben yola çıkmadan kararımı verdim. Yani şöyle anlatayım size. Alisa'nın kreşi de, Özüm'ün kreşi de hepsi çocukluğundan beri hep koleje gittiler. Çünkü hı-hı. daha öncesindeyken şu an hani benim eğitime önem vermediğimi düşünen insanlar. Hı-hı. Daha öncesinde eğitime önem vermeyen insan nasıl olur da çocuklarını hep daha iyi eğitim aldırabilmek için hep koleje göndermeye çalıştım. Yani o zaman çünkü bilgim oydu. Aa, kolejde iyi eğitim alır. Hı-hı. Halbuki yanlış bu bilgi. Şu an tabii ben bunu anlayabiliyorum. Mesela hep çocuklar bizim koleje gittiler. Bir gün öğretmeni Alise bizim Okyanus Koleji hatta çağırdılar beni. Dedim ki Alise galiba yaramazlık yaptı okulda. Dediler ki Alise'ye dediler yani bu okulun dışında başka bir daha bir üst okula gönderebilirsiniz. Daha iyi olur çünkü Alise'nin drama yeteneği çok yüksek dediler. Hmm. Dedik ki yani biz buraya ücret ödüyoruz ve ilk defa birileri bana diyor ki yani siz alıp daha iyi yere gönderin. İşte bize birkaç tane örnekler falan verdiler. Sonra dedik ki o zaman ya şimdi bu Alise'nin okul arkadaşları var, ayırmayalım onları çünkü alıştı Alise. Dedik ki o zaman drama yani tiyatro üzerine ya da bir ayrıca bir yere götürelim. İşte BSM'ye götürdük, Beşiktaş Sanat Merkezi'ne götürdük Alise'yi. Orada da Alise'nin drama yeteneğinin bize çok üst seviyede olduğunu söylediler. Hmm. Çünkü yeteneğinin olduğunu söylediler. Sonrasında bir okulsuzlukla alakalı böyle benim önüme bir şeyler çıkmaya başladı. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Okulsuzluk diye yani homeschooling denen hı hı. uygulamanın olduğunu öğrendim. Dedim ki böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey falan çok. Alisa okula gitmek istemiyor. Sıkılıyor okuldan hı hı. falan böyle. Merak ettiği şeyler daha farklı. Bunu biz fark etmeye başladık. Ve bu ben de okulsuzluk kararı aldım. Bir anda okulsuzluk kararı aldım. Bayağı bir araştırdım. Ne yapabilirim, ne edelim. Alisa'ya sordun mu peki? Alisa'ya yani şöyle Alisa'ya sormadım. Alisa'ya benimle gelmek ister misin dedim. Ben dedim dünyayı gezmek istiyorum. Ve dedim benimle beraber gelmek ister misin dedim. Tabii bu gelmek istiyordu. Çünkü okula gitmek istemiyor musun diye sormak istemedim ben ona. Hı hı. Çünkü sormak istesem biliyorum cevabını. Gitmek istemiyor çünkü. Yani her gün sorunlar da oluyordu. Sadece arkadaşlarıyla oyun oynamaya gidiyor. Soru sorduğu zaman mesela öğretmenimiz istediği cevabı alamıyor. Bir sıkıntıya giriyor. Pardon, bunun ardından bir senede biz Alisa'yı devlet okuluna götürdük. Hı. Kolejden aldık. Bizim okula dediler ki Ataköy'de çok güzel bir devlet okulu var. Çok güzel de bir öğretmen var. Öğretmene götürdük. 3 ay sonra Alisa'nın öğretmeni çağırdı bizi ve dedi ki gerçekten de şimdi ben ona açıklamıştım fikrimi. Demiştik ki ben sana bu şansı denemenizi tavsiye ediyorum demişti ve öğretmenimizin desteğiyle biz okulu bıraktık. Aslında bırakmadık. Okulda da bir Alisa sınıfta kalmıyor. Hatta hala devam ediyor biliyor musunuz? Yani okuldan da Alisa'ya o şeyi verdiler. Alisa hiç sınıfta kalmadı yani devamsızlıktan Alisa şeyden. Alisa dönse devam edebilir kaldı yani. Biz zaten korona çıkmamıştı ya. Biz o zaman biraz izin gibi bize bir şeyler ayarladılar. Gerçek çık dene. Ben çünkü gezmek istiyorum dedim. İşte buraya gideceğim, şöyle yapacağım. Kafamdakini söyledim. Bize bir izin verdiler. Biz o izinle çıktık. Sonradan korona patladı. Korona patlayınca zaten 1,5 senede biz otomatik olarak öyle bir sürecin içerisine girdik. Ama sonraki sene ben Alisa'yı okula göndermeyince hakkımda hemen şey çıktı benim. İşte Alisa okula gitmiyor diye. Şikayet edilmiş olman lazım. Büyük ihtimalle şikayet edildim. Çünkü CİMER'de de 100 kişinin üzerinde hala şikayet var Alisa ile alakalı. Ha, bu yasal değil. Değil mi? Çünkü, çünkü şikayet ediyorlar işte. Bitirmesi gerekiyor galiba. Değil mi? Tabii. Orta öğretimi bitirmesi gerekiyor. Ama normalde işte bu homeschooling uygulamasını yapan ülkeler ve uygulamalar var. Uzaktan ben bunlara para karşılığında Alisa'ya kaydettirebilirim. Ama ettirmiyorum. Yine aynı şekilde yani sisteme karşıyım. Gidip böyle para deyip de Alisa'yı niye okula kaydettireyim? Ama biz okulsuz kararı aldık. Eğitimsiz kararı almadık. Yani önümüzdeki günlerde Alisa belki Arjantin'e geldiğimizde. Burada zaten başlamalı. Ben çünkü Arjantin çok bambaşka bir ülke. Evet. Ama Brezilya öyle değil ama. Brezilya'da mesela okuldan daha çok korkuyorum. Alisa şu an kapının önünde çocuklarla oynuyor. Her gün 30 tane çocuk var. İnanır mısın Alisa yani son bir senedir bütün davranışları aşağı doğru biraz değişmeye başladı mesela. Peki bir şey söyleyeceğim. Aslında okul eğitimden ziyade şeydir ya, böyle sosyalleşme ortamıdır ya. Evet. Onu sağlayabiliyorsan aslında evet, ya, şu anki sağlıyor diyorsun orada hani arkadaşları var. Tabii şu an full sosyalleşme şu an. Her zaman sosyaldi. Ben zaten YouTube'dan gösteremiyorsun. Çünkü niye? YouTube'da işte daha önce başınıza geldi mi bilmiyorum. 6 dakikada 10 dakikalık video mu? %50'sinden fazlasını çocuk gösterdiğin zaman direkt otomatik olarak çocuk kanalını atıyor ve yorumları kapatıp bilmiyorum. İnsanlara göstermeyi kesiyor. Çocuk kanalı gibi atıyor. Yani başkasının çocuğunu da zaten ben çekemiyorum yani. Kamerayı alıp da Alisa birisiyle oynarken annesine sormam gerekiyor, yapmam gerekiyor. Onun için gösteremiyorum ben. Ama normalde biz Alisa ile beraber Tayland'dayken olsun her yerde gidiyoruz. Sürekli benim nasıl kendim baba time diyorduk biz ona. Onun zamanı diyorduk. Onun zamanında ben gidiyordum. Biram alıyorum, oturuyorum bir yerde. Alisa şurada parkta çocuklarla saatlerce oynuyordu ya da sahilde çocuklarla sürekli tanışıyordu. Ama şu an mahallede
Zaten çete gibiler yani. Ha, süper. Yani, çok fazla arkadaş var. Sosyalleşmekle çok fazla. Yani. Her çocuk normalde. Ve işte bir şey söyleyeceğim. Yani geçen şu anda kaç yaşında? Şu an Alisa sürekli bunun tartışmasını yaşıyorlar. Alisa 2013 doğumlu. 2013 doğumluysa 10 yaşında. Yaşısı söyleyeyim. 10 yaşında. Evet, ben karıştırıyorum bazen yaşları çünkü. Tamam, 10 yaşında. Ya 9 olur, 10 olur, 11 olur. O civarda yani. Ya benim için çünkü hep yanımda ya. Zaman yani. Yaş önemli değil yani. Tamam, 10 yaşında. Bak yani şöyle bir sosyalleşebilen 10 yaşında bir çocuk var. İyi İngilizce konuşabilen bir çocuk var. Geçen telefonda sen bir şey konuştun. O çevirisini yaptı. Tabii şu an o derecede çevirilerimi yapıyor şu an. O derecede Portekizce konuşabilecek kadar. Aslında hani eğitimsizlik kararının, bilmiyorum, ben çok bilgisizce konuşuyor olabilirim yani. Hiçbir çocuğum olmadığı için çok araştırdığım konular değil ama. Evet, eğitimsizlik hani, değil, okulsuzluk. Okulsuzluk, ha, pardon. Eğitimsizlik. Şey, bahçeye bağlıyor. Mesela bak, Alisa topluma çıkartma bölüm işlemleri kendisi öğrendi. Söyleyeyim mesela, khanacademy.com diye bir uygulama var. Burada bütün okulların derslerinin şeyleri var. Ben sadece Alisa'ya maruz bırakıyorum. Mesela örnek veriyorum, kalkıyor Alisa, diyorum ki Alisa toplama işlemi çalışman lazım diyorum. Hiç yanına bile gitmiyorum. Alisa açıyor khanacademy'sinden, orada derslere basıyor, görüntü olarak dersi izliyor. Sonrasında örnekleri var, anlatıyor. Harika. Doğru mu yaptı? Zaten teknoloji önünde yani. Her ya şey önünde. Biz, evet. Yani eğitimden bahsedersek ben şu anda hiçbir şey hatırlamıyorum. Matematikle ilgili ya da işte geometriyle alakalı. Yani okulun bana öğrettiği birçok bilgi mesela yok. Benim için okul daha böyle sosyalleştiğin, disiplini öğrendiğin, aslında disiplini öğrenme konusunda güzel bir alan. Işte, hani onu sen sağlayabiliyorsan ya da Alisa'nın karakterine bağlı bir şey ya bu. Ya okulda nasıl bir eğitim olabilir ki 10 yaşında çocuk iki dili de ana dili gibi konuşuyor? Ay, yani yok, nasıl bir okul olabilir? Bir de benim şöyle bir garantim var. Nasıl garantim? İnsanlar şimdi bazen bana konuştukları zaman şöyle diyorum ya. O zaman diğer kızım fen lisesi kazandı ve buradaydı. Dedim ki kızım istiyorsan gitmeyebilirsin. Senin tercihin, burada da okula devam edebilirsin. Hı hı. Ama onun kararına saygı gösterdim. Baba ben fen lisesini kazandım ve okuluma devam etmek istiyorum dedi. Ve halasıyla beraber şu an geri gönderdik onu. Fen lisesini kazandı ve şu an okulunda okuyor. Tamam. İlk senesini bitirdi. Ve arkasındayım, destekçisiyim. Tabii ki. Üniversiteye girerken destekçisiyim. Ama Alisa ile ikisinin büyüme tarzları aynı olmadı. Birisi yollarda büyüdü benimle, birisi tamamıyla o sistemin içerisinde büyüdü. Yani onu oradan alıp buraya adapte edemem. Alisa'yı da bu saatten sonra alıp ben buraya adapte edemem. Evet. Bence de. Ama burada bir okula adapte olabilir gibi geliyor. Çünkü yıllar sonra belki der ki, baba sen niye beni okula göndermedin? Sistem, ben kesinlikle okul karşıtı birisi değilim. Ben Türkiye'deki ve iddia ediyorum, ben istemiyorum Türkiye'de çocuğumu okula göndermek. Yani inanmıyorum. Yani Türkiye'de bana diploması olsun, diplomadan bahsediyorlar bana. Yani diplomalı bir tane işsizden bahsedelim. Ben şu anda bildiği dillerle zaten bile mesleği var şu anda Alisa'nın 10 yaşında. İki tane mesleği var. Ya. Hem İngilizce çevirmenlik. Şimdi buraya gelecekler bir de İspanyolca yüklenecek. Geldiğinde 2-3 tane mesleği olacak elinde. Ya. Bak şu an dijital çizime başlayacak. Yarın bir gün mutlaka zorlayacağım onu yani. Zorlu kavga edeceğim. Kodlamayı mutlaka önüne koyacağım. Yani kodlama çalışmasını. Kendi bilgisayarımı ona hediye edeceğim. Ama zamanlarını bekliyorum. Ya bunlar tabii. Zaten bunları yaptığı zaman, dilleri de olduğu zaman Alisa'nın diplomaya ihtiyacı yok ki. Alisa diploma verecek sonra sende yani. Evet. Ya bir yerden de dışarıdan da bitirip alabilir o şey, bürokratik olaylara takılınmıyorsa eğer. O sorun değil. Şeyi sormak istiyorum ben bir de seni. Ara sıra çok sık takip edemesen de çünkü sen her gün video koyuyordun. Evet. Ona yetişmek çok mümkün olmuyor ama. 96 gün ardı ardına video koyuyor. Hadi canım. Evet. Ardı ardına her gün. Ama biraz şey, kendi magazini de oldu yani. O yüzden ben böyle arada girip, abi bu nasıl oldu deyip uzun zaman izlemeyip sonra tekrar girince böyle kafamda bazı soruya belki anlatmışsındır, hiçbir fikrim yok, o yüzden sormak istiyorum. Özüm'le Alisa'nın annesi Hatice şey Hanife değil. Evet değil, değiller, değiller. Peki Özüm'le Alisa'nın gerçek annesiyle sen görüşüyorsun ve aranız iyi mi? Yani aramız yani iyi derken tabii ki fiziksel olarak görüşmüyoruz. Çünkü onun artık başka bir evliliği var, başka bir hayatı var. Ama çocuklarla görüşüyorlar. Şey yani senin Alisa'yla yola çıkmanı falan biliyordu ve hani bunun için herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Yok, ben çocuklarım ayrıldığım gün itibariyle hiçbir zaman annesine vermedim ya. Ben çocukla ayrılma kararı aldık ve çocuk Alisa 1 yaşındaydı. Hanife annelik yapmaya başladı. Çünkü Alisa Hanife'ye anne diyor. Annesi olarak Hanife'yi biliyor. Çünkü annesinden herhangi Alisa hatırlamıyor. Herhangi bir şey geçmedi aranızda yani biz gidiyoruz. Bak haberin olsun gibi. Yok sadece ben işte şimdi vekaleti annesinde, velayet annesinde. Çünkü aramızda hiçbir zaman öyle şey olmadı. Ha sen velayeti bana ver falan. Çocuklar her zaman bende. Ama hiçbir zaman bizim aramızda öyle bir şey yok yani. Velayet normalde annesinde ama hep sende kaldı. Tabii tabii bütün şeyler. Çocuklar bende her zaman. Tamam böyle bir aranızda böyle bir sıkıntı olmadı. Tamam hayır, güzel. Bunu merak etmiştim. Çünkü bundan bahsettiğimi bilmiyorum ama acaba dedim kendi annesi ne düşünüyor? Yok yok. Annesi, kendi annesi de annesi şey yani fazla karışmaz. Benim fikirlerime daha çok şey yapar. Sadece çocuklarla işte konuşuyor falan. Şimdi büyük kız orada olduğu için daha çok görüşüyorum. Sen kaç yaşında evlendin gerçekten? Ben 17'de eşimi kaçırdım. 18 yaşında çok babaydım. Çok küçük evlendiniz. Evet. Süper. Tabii şimdi bakınca Özüm kaç yaşında? Aranızda çok da yaş farkı yok yani değil mi sizin? Yok işte ben 18'de babaydım. Şu an kaç? 18 yaş farkı var. Evet, çok iyi ya. Abi evet. Yani ben de bazen yanıma gelince şu an büyüdüm mesela, ya diyorum ben gerçekten... değil mi? İnsan son, garip oluyor. Ne kadar büyüdü falan. Şimdi konuyu şeye getirmek istiyorum. Neden bunları sordum biliyor musun? Şeyi bilmiyordum bu kadar erken evlendiğini.
böyle bir de her açtığımda mutlaka senin birileriyle tartışmaların işte bir kavgalar, bir şeyler, sürekli böyle bir şeylerle karşılaşıyorum. Evet. İnsanların sana karşı bu nefreti neyden dolayı sence? Sen ne düşünüyorsun? Ya bilmiyorum. Mesela örnek veriyorum. Ben neyse onu söylüyorum. Ya şimdi sen genç hayata atılmışsın, genç evlenmişsin, bir şeyleri genç tecrübe etmişsin ve çok da fazla hata yapacak kanın deli yani. Kanı deli akıyor. Ben bunu görebiliyorum evet. Birazcık. Kendini biraz bence bu konuda açıklayabilirsin. Yani açıklayabilirim. Tabii kanım deli ama yani deli bu insanlara bir delilik yapmıyorum. Kimseye dokunmuyorum. İnsanlara kavga sebeplerim de ya ben yanlış insanlar seçiyorum ya da insan seçmeyi bilmiyorum yani. Ben çünkü hayatıma gelen herkesi karşımdaki birisiyle tanıştığım zaman hemen hayatıma kabul ederim. Hiç onu sorgulamıyorum, etmiyorum. Bu benim hatalarımdan bir tanesi diye düşünüyorum. Bir günde doğru insanlarla doğru yerde tanışmayı çok umut ediyorum. Geri kalan sen sor Fels. Buradan sonra konuşun. Yani konuşunca kötü oluyor. Sen diyorsun ki bu tarz eleştirilerin sebebi benim yanlış insanları tercih etmem. Yanlış öyle. Evet biraz da sivri dilli olmam. Biraz sivri dilli olabilirim. Hı. Yani saklamıyorum. Mesela bana kızıyorlar. Gerçek şu birayı kanalında gösterme. Evet her şeyi açıkça yapıyorsun. Ya ben onlar aslında o kadar da çok içmiyorum. Aslında şunu içmiyorum. Da söylemek istiyorum. Çok özür dilerim lafını kestim. YouTube kanalları özeldir. Bize de bazen yazıp işte şurayı çok uzatmışsınız bilgiyi verip geçsenize. Kardeşim biz 100 bölümdür bu işi yapıyoruz. Bizi sürekli izleyen insanlar var ve biz onlarla bir gönül bağı kurduk. O gönül bağı üzerinden muhabbet ediyorum. Siz gelip bilgi alacaksınız diye ben o gönül bağımı kenara koyup size mi yayın yapacağım? Ayrıca ben TRT değilim yani. Bu şikayetlerinizi lütfen TRT'ye söyleyin. Oraya vergi veriyorsunuz çünkü. Yürü be kral. Öyle ama yani. Ayrıca sen de içebilirsin. Bu senin tercihin. Çünkü özel bir kanal. Tıklamak isteyen tıklar, tıklamak isteyen evet, tıklar. Evet, biz hiç içmiyoruz mesela. Hiç göstermiyoruz. Ben tercih etmiyorum. Çünkü hani şöyle de bir şey var. Oraya bir yaşı küçük bir çocuk da tıklayabiliyor. Tercih etmiyorum açıkçası. Evet, bu benim tercihim. Ama bu bizim Türklerde var yani. Herkes her şeyi içiyor, yapıyor evet. Ve bunu göstermeye geldiği zaman bunu değiştirmek lazım. Birisinin çıkıp bunu evet. Değiştirmesi lazım. Belki 10 sene sonra bana kızıyorlar evet. Ama belki diyecekler ki gerçek en doğrusunu yaptı diyecekler ve herkes bu normal olmaya başlayacak bizim ülkemizde de. Ondan sonra herkes evet. İçtiğini göstermeye başlayacak. Bu arada sen çok içen bir insan değilsin benim gördüğüm kadar. Onu da söyleyeyim yani bu kadar çok açtığımda sürekli bira içen bir adamın buraya geldiğinde çok fazla içiyorum. Hayır bak arkadan böyle yapıyor. Değil. Çok içmek değil. Benim gerçekten ben çok içiyorum. Yok ben çok içen insanlar tanıyorum. Sen çok içmiyorsun. Buraya da çünkü geldiğinde oturduk. Her videoyu açtığında gerçeğin elinde bira. Dedim ki oğlum sen bu kadar mı içiyorsun? Bak bunu yani, itiraf edeyim. Ben bunu bilerek yapıyorum. Bu tamamen göstermeci evet, bir tavır aynen. Yani. İçtiğinden yapmıyor. Bunu böyle hani bir tepki olarak yaptığını falan düşünüyorum. Aynen öyle. Ben aynen öyle. Bunu bana yapma dedikleri zaman ben daha çok yapasım geliyor. Bana birisi yapma dediği zaman sen aykırı olmak istiyorsun ya da aykırısın. Aykırı olmak istemiyorum. Ben sadece bana karışmasınlar. Ben onu gösteriyorsam sana ne ya? Bir ton şey var, kızacakları görüntüler var. Gitsinler Türk dizilerine öncelikle aynen. Konuşsunlar. Dizilerin içeriklerini konuşmak gerekiyor. Yani, onlara seslerini çıkartmıyorlar. Hiçbir Türk dizisinde içki içmiyorlar. Küfür etmiyorlar ama yani kardeşim. Ya, korolar neler dönüyor. Daha iyi değil mi yani? Şu yarışma programları falan var işte. Neler dönüyor yani. Tabii. Canım. Bir tanesine Allah aşkına bir tanesine gidip de yorum yazdılar mı ya? Benim evde çocuğum var işte. Çocuğu bırakıyor televizyon karşısında neler izliyor çocuğu. Evet. Şimdi geliyor bir de benim kanalda ben bir tane bira açmışım. Çocuğu gidecek benim yüzümden bira içecek. Bu sabah beni kabul etmiyor. Ben de. Neyse bunlar özel kanallar. İzlemek isteyen izler. Mesela sigara içmiyorum bakın. Evet. İçmiyorum. Çünkü sigara da kullanmıyorum. Bir kişi yazıyor bana aferin lan gerçek sigara içmiyorum. Kimse de kutlamıyor beni. Kimse de kutlamıyor. Peki bir soru. Şimdi sen Arjantin'i çok sevdin. Brezilya'da da bir hostel açtın. Bilmeyenler için söyleyelim. Gerçek ilk gittiğinde karavanla kızıyla biraz seyahat yaptıktan sonra Paraçi değil mi orası? Paraçi'de. Evet Paraçi'de. Rio de Janeiro'da Paraçi. Bir süre sonra bir hostel açıldı. O hostel işlemeye devam ediyor. Ama sen burada da bir şey yapmak istiyorsun. Hatta Alisa'yı alıp buraya İltica ettin mi şu anda? Yok edeceğim. Ne zaman edeceksin? Şu an kaçağım. Şimdi pazartesi, salı büyük ihtimal gideceğim. Şartlarını öncelikle araştıracağım, soracağım. Şartlar biraz galiba farklı şeyde. Ne gibi şartlar burada. Varmış? Ya ben kısa sürede mesela örnek veriyorum hemen kart alabileceğimi zannediyordum. Çünkü kart aldığın zaman iş yer açabiliyorsun. Ama geçen gün burada yaşayan Türklerle konuştuğumda bir iltica eden arkadaşlar. O dedi ki beni 2 ay sonra çağırdılar dedi kart vermeye. 2 ay sonra burada iş yeri açma hakkına sahip oluyorsun. Ben 2 ay şimdi burada 2 ay bekleyemem. Senin amacın hemen mi yapmaktı? Tabii benim amacım buraya geleyim. Hemen yeri tık ayarlayayım, kiralayayım.
Ondan sonra döneyim, arabamı Alisa'ya alayım, buraya geleyim ve buradaki yeni sezonu başlatayım planımdı. Ama şu an bu hikaye eğer ki doğruysa büyük ihtimal döneceğim tekrardan. Alisa'yı alacağım, hostelde ufak bir değişiklikler yapacağım. Yeni menajer buldum burada biliyorsunuz, birisiyle tanıştım. Onu hostele adapte edeceğim ve sonra döneceğim. Ondan sonra ilticaya başvuracaksın. Evet. 2 ayda burada kalıyor olman lazım değil mi o iltica sürecinde? Tabii 2 ay burada kalmam gerekiyor. Sonrasında peki sana şu kadar bir süre çıkamazsın gibi bir şey söylüyorlar mıymış? Yani şimdi Brezilya'da şöyle, senede mesela 6 ay ülkede kalmak zorundasın. 6 ayda Türkiye haricinde diğer ülkeye gidebilirsin. Ama Türkiye'ye dönemiyorsun. İlticada şartlar bunlar. Bu arada Arjantin'e iltica etmek dünyada duyduğum en saçma şey. Onu söyleyeyim başta. Ama senin ama durumun ama şimdi benim şöyle. Yer açmak hayır. istiyor ama yani sonsuza kadar burada kalabilirsin. Bak, anlatayım ama şey gibi anlaşılsın istemiyorum. İşte Arjantin'e Türkler iltica etmiyorlar. Öyle bir şey yok. Bu gerçek ve benim tanım bir kişi daha var. Başka da bence hani yoktur diye biz düşünüyorum. Biz bunun ilkleriz bence evet, olacağız. Yani ama sebepleri var. Biraz onları anlatsın. Çünkü iltica dendiği zaman şey bir bakış açısı oluyor ya. Ya ilticayı bilmiyor insanlarımız bile. Yani, bana şey diyorlar, vatan hainisin sen falan evet. diyorlar. Sen biraz Türkiye'ye dönemeyeceksin konuda... ki diyorlar. Türkiye seni yakalayacak falan şöyle olacak. Ya ilticanın sebebini bilmiyor evet, insanlarımız. Kendini bence o konuda bir anlat. Yani iltica, şimdi şöyle anlatayım. Alisa'yı okula göndermediğimde işte ifadeye çağırdılar ya beni gitmeyince. Hakkımda benim zorla getirilme kararı ifade için çıktı. Savcıya çıktı. Bunun içinde pasaportumu benim süresi bitti benim pasaportumun. Konsolosluğa gitti. Pasaportumu yenilemek istiyorum dediler. Dediler ki senin hakkında böyle bir işlem var. Pasaportunu yenilemeyiz. Tamam dedim. Öyle teşekkür ederim. Çıktım. Ne yaparım? Ne ederim dedim. Bir avukata danıştım falan. Ondan sonra dediler ki iltica et. Dedim iltica edince ne olur? Bana artıları ne olur? Devletin bütün kurumlarından bir Brezilyalı vatandaşı gibi yararlanabiliyorum. Sadece oy kullanamıyorum şu an ama bütün haklara sahibim. Vergi ödemiyorum. İş yerimi açtım. Mülteci olduğum için devletin desteği var iş yeri için. Kesinlikle vergi almıyorlar benden. Tabii mis gibi çok artıdan faydalanıyorum. Ama sen Brezilya'da iltica ettin tabii, o zaman. Ben şu an Brezilya'da ilticacım zaten. İltica adam. İltica adam. Bak iltica etmediğin zaman iş yeri açmaya çalıştım ben. İş yeri açmak için devlet diyor ki 100 bin dolar bankaya para yatırman gerekiyor diyor. Niye? Yatırım için onu bankaya yatacaksın. 3 ay bankada duruyor para. O sırada sen iş yerini açıyorsun. Sonra paranı çekebiliyorsun falan filan. Ticari vize başvuruyorsun. Abi iltica ediyorsun. 15 dakika sürüyor. Sonra aldın. Hemen kağıt veriyorlar sana. Gidiyorsun aynısını sözleşmeni yapabiliyorsun. Peki sen bunun için mi iltica ettin yoksa davan için mi iltica ettin önce? Ya ben öncelikli Brezilya'da hem kalabilmek için sonra kalmak için bizim hayatta kalmamız lazım. Hep karavanda kalabilir. İktisat olmuyor. 3 gün bir yağmur yağıyor. Peki sen Brezilya'da 6 ayın üzerinde kaldığında nasıl bir ceza sistemi uygulanıyor? Brezilya'da 8 ay yasal kalabiliyorsun. 3-2 kalabiliyorsun. Ondan sonrasında günlük 100 realdir. Evet ama ben 8 ayında olmadan ben günümde pardon ben cezaya kaldım. Şöyle bir şey var. Cezaya ne kadar kaldık hiç önemli değil. Sonra iltica ettiğinde cezan da siliniyor. Peki bir sorun var. İlticayı mesela Türkiye'ye dönmen gerekti. İlticayı bozup Türkiye'ye dönebiliyorsun değil mi? Etmeden de gidebilirsin ama bir daha Brezilya'ya giremiyorsun. Sana diyor ki bana giderken haber ver diyor. Gel ilticanı bozalım diyor. Madem sorunun bitmiş olabilir Türkiye'de diyor. Git Türkiye'ye zaten diyor. Bir çıkış belgesine ihtiyacın olacak. Yani onu da bir yerden alman gerekiyor çünkü yani pasaportun yok şu an. Yani tam ne gerek var da yani gidip söylemen gerekiyor mesela örnek veriyorum. Ben şimdi gideceğim mesela buraya iltica etmeden önce döndüğümde orayı iptal edeceğim. Peki birinden çıkmam mı gerekiyor? Ben birinden Brezilya'yı kaybetmek istemiyorum. Brezilya çünkü çok güzel bir ülke. Brezilya'yı kaybetmek istemiyorum. Her şeyi yasal yapacağım. Diyeceğim ki ben artık burada ilticamı sonlandırmak istiyorum. İş yerim var ama benim burada. Ticari vizeye başvuracağım. Ticari vize kartını alacağım ve buraya geleceğim. Aynı süreci burada başlatacağım. Tamam. Burada da niye Alisa okula gitsin, işte iş yeri açalım, buranın hastanelerinden ıvır zıvır zaten burada hastaneler ücretsiz herkese evet, de evet. Diğer hizmetlerden yararlanalım diye. Peki bir soru daha. Seni Türkiye vatandaşlıktan çıkarıyor gibi bir durum oluyor mu böyle bir şeyde? Yok hayır. Hayır sen istediğin zaman Türkiye'ye gidebilir miyim? Sen de bilmiyorsun. Bilmiyorum. İltica ne demek? İltica örnek veriyorum ülkende kan davan olabilir, eşcinsel olabilirsin. Evet tamam. Din üzerinden bir baskı olabilir, aile baskısı olarak görebilirsin. Bunlardan herhangi bir tanesi bir ülkeyi ispatladığında ve kesinlikle her ülkede geçerlidir bu. Senin ilticanı hiçbir şekilde bildirmiyorlar. Türk Cumhuriyeti senin iltica sebebini... Kesin. Ben söylemesem ben iltica ettiğimi kimse bilmez. Ben kendim söylediğim için herkes biliyor. Bunlardan bir tanesini sebep gösteriyorsun ve iltica ediyorsun. Benim bitti diyorsun, ilticadan çıkıyorsun. Gel söyle buraya diyorsun ki sorunun bitti, anlaştık biz artık diyorsun. Kavga etmiyoruz biz artık. Benim ölüm tehlikem yok Türkiye'de artık diyorsun. Ve girişini yapıyorsun. Ve Türkiye'ye buradan çıkışını yapıyorsun. Türkiye'ye girişini yapabiliyorsun. İltica etmek şey değil yani vatandaşlıktan çıkma bilmem ne. Sen şu an şey Türk vatandaşısın aynı zamanda değil tabii mi? Tabii ki canım ya. Yani bilmiyorum abi ben de iltica eden biriyle daha önce tanışmadım. Siz benim için çok önemli. Tabii ki iltica etmek vatandaşlıktan falan öyle kesin yarın migrasyona gibi iltica etmek. Tamam işte benim cahilliğim sayesinde hepimizin cahilliği alınmış yok, oldu arkadaşlar. Birçok evet doğru bir şey aslında. Birçok insan da öyle zannediyor yani. Biz vatandaşlıktan çıktık işte böyle zannediyorlar ama değil yani. Geçici süreliğine kendini korumaya aldın gibi bir şey var. Sen bu davalara çünkü gitmek ve bunlarla baş etmek istemiyorsun. Ben istemiyorum çünkü ben ülkemin adalet sistemine güvenmiyorum yani. Adalet sistemine güvensem giderim yani. Evet. Eğitim sistemine güvensem giderim. Neden buraya tatil için gelmeyeyim ki sadece?
yani. Evet. Benim şimdi bir hayalim var. Brezilya'da bir hostel açtım. İkinci hayalim burada. Üçüncü hayalim buradan sonra Şili. Hı hı. Şili'de bir hostel açmak. Sonra Peru, Cusco, sonra Kolombiya, Meksika'ya kadar. Başına menajerleri bırakıp sen zenginleşerek Amerika'ya doğru gidiyor sağladım. Hayalim bu. Yaparım yapamam bilmiyorum. Ama benim hayalim 7-8 tane açıp en sonunda Alisa'yı işte 17-18. Yaş gününde Alisa'yı benim Amerika'ya da Kanada'ya sokmam gerekiyor kendimce. O zaman 3 tanesini yüzüme bırakırım. Al sen bunlarla ilgilen, senin gelirin olsun. 3 tanesini sen al, beni de rahat bırakın. Ben de gidiyorum Asya'ya yapacağım yani. Ay sen bayağı uzun vadeli bir plan yapmışsın. Tabii abi. Bu şu anki planların hepsi 2 sene önceki videolarımda var benim. Ben Brezilya hostel açacağım dedim, herkes açamazsın dediler. Sonra Arjantin'e gideceğim diyordum, anlatıyordum insanlara. Evet, şu an Arjantin'deyim. Hepsi var yani bunların. Ama bu ben inanıyorum böyle bir şey. İnandığınız zaman ve güzel tasarladığınız zaman. Uzun plan yani, uzun vadeli planlar. Evet, oluyor. Valla tebrik ederim seni ya. Büyük şeyler başarmışsın. Teşekkür ederim. Umut oldum. Utandım yine. Ben hostel açma gibi bir hayalim yok ama biz küçük düşünüyoruz birazcık. Bu arada hostel çok güzel bir iş söyleyeyim yani. Gerçekten hiç yormuyor. İnsanlarla tanışıyorsun. Sürekli iletişim halindesin. Birileri geliyor, birileri gidiyor. Ya bu kağıt kürek işleri çok yorucu. Yani işte onun kayıt yaptığı. Ya işte Brezilya'da yok mesela öyle. Yani buraya bilmiyorum. Brezilya'da gerçekten yok burada ya. Burada çok öyle olmayacağını düşünüyorum. Belki sen yolunu Hindistan'da, bulursun ama. Hindistan'da bir kafesi vardı bir Türk kadının. Şu öne yaklaşayım. Kadın devrediyormuş abi Goa'da. Bir kafe, çok Burcu güzel, kafe evet. Diye bir şey. Ben Google'dan bakarken sonra kadına ulaştım falan bilmem ne. Neyse konuştuk. Biraz fazla para istiyordu ama dedim ki bu yasal işleri nasıl yapacağız? Dedi ki yasal bir iş yok. Ya sordu. Rüşvet veriyorsun sadece. Evet. Bitti kafe senin. Ya bu kadar. Ben şimdi şu ilticayı buraya edince öğreneceğiz bakalım neler oluyor o iltica kağıdıyla. Belki iltica kağıdıyla daha kolay oluyor olabilir. Sen belki, direkt belki hani işte seni öğreneceğiz. Burada vatandaş olarak görüp öyle hareket ediyor olabilirler. Evet. Tabii. Bu arada bu konularla alakalı da sizin videonuzdan sonra ben kendi kanalım için video çekeceğim. Bu konuları aslında ben de size soracağım. Ev kiralamanın zorluklarını falan anlatmanızı isteyeceğim size falan. Bu konuları da benim kanalda izleyebilirsiniz evet, arkadaşlar. Evet. Bana bir şehir anlat ama zaten girişinde şu şeyi yapmadın sen şey bugün. Ne? Zili falan istemedin, beğeni istemedin. Ha dur isteyelim. Hadi finale geldik artık değil mi? Tamam, var mı söyleyeceğin başka bir şey? Başka söyleyeceğim bir şey yok. Benim bunlardı. Teşekkür yani, ederim. Yani delikanlı kanı. Ama ben de inandım ilk söylediğimde. Kanı deli akan bir arkadaşımız. Kendisi enerjisi yüksek, çok sempatik. Biz tanıştık ve çok sevdik. Ben zaten izlerken de sempatik buluyordum. İnsanlar... Bizim kanımız deli akmıyor mu? Hayır. Bizimki sakin mi akıyor? Yavaş geze geze bu arkadaşımızın da kanı çok deli akıyor. Ben niye kanı deli akan insanları çekiyorum etrafımda? Acaba seninki de mi akıyor içeriden? Benimki hiç akmıyor. Ben çok sakin bir insanım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sana da gerçekten ben de size teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Bizimle konuştuğunuz için ve anlattığın için hikayeni teşekkür ederiz. Çünkü biz böyle arada böyle enteresan hikayesi olan arkadaşlarımızla evet. Böyle sık sık yapıyoruz. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bizi desteklemek için... Biz duracağız. Bizi desteklemek için abone olup, dili açıp, alta küçük olsa bir yorum yazarsanız bizi desteklemiş olursunuz. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi iyi günler. Hadi bir daha salın. İyi günler. Biz takip bekliyoruz ya. Hala bekliyoruz. Abone olmadıysanız. Yorum yapma. Zili de basın. Zili de açın. Zili de. Ya, hani bekleyecektik öyle yapamadın ya. Ben bekleyelim hemen şimdi bekliyorum. Bekle.